Mart 2019'da yapılan yerel seçim öncesi Isparta'da en fazla konuşulan konuların başında geliyordu Ispaş fabrikası. Seçimler öncesi mevcut belediye yönetiminin satmayacağız, sattırmayacağız söylemlerinin ardından iş başına gelen belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen, fabrikayı satmadı, sattırmadı. Hatta bir olan fabrikayı ikiye çıkardı. Ispaş şimdi hem kendi elektriğini üretiyor hem de ürettiği ürünlerle belediyenin kasasına büyük katkı sağlıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahrukatçı esnafıyla buluşmasında Ispaş ve Istem'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fabrikanın üzerine kurdukları GES'le Ispaş'ın kendi elektriğini ürettiğini belirten Başkan Başdeğirmen, seçimlerden önce satmayız, sattırmayız dedikleri fabrika ikiye katladı. Bunu söyleyenler utanıyorlardır herhalde diye konuştu. Kendimiz üretiyoruz. Çimentosunu satın alıyoruz. Taşını, kumunu biz kendimiz üretiyoruz. Makinaları, tesisleri yeniledik. Kendi tesislerimizle yapıyoruz. Elektriğimizi kendi santrallerimizden alıyoruz. 16 megawatt elektrik santrali kurmuşuz biz ya. Türkiye'de bizim ayarımızdaki belediyenin hiçbirinde olmayan bir santral bu. Her ay bize o santralden büyük bir gelir geliyor. Elektriğine de para vermiyoruz. İşte Ispaş'ın üzerine elektrik santrali kurduk 1 megawatt. Ispaş 1 lira para ödemiyor elektriğe. Kendi elektriğini üretiyor. Var mıydı bunlar? Hatta biz buraya gelmeden önce ilanlarda okumuşsunuzdur. Satmaya geliyorlar fabrikayı diye. Unuttunuz mu bunları? Satmayız, sattırmayız diye. Satmayız, sattırmayız diyerekten propagandalar yapıldı. Geliyorlar işte Ispaş'ı satacak dediler. Ne oldu? Herhalde utanıyordur bunu söyleyenler. İstem'de tam 24 ay 32 tane kişi bir tane taşı şuradan şuraya koymadan oturmuşlar. 32 tane işçi bir tane taşı şuradan şuraya koymamışlar. 7 tane este var. Mermer taş kesen sizler bilirsiniz. Bir tanesi çalışmamış. Bu insanlara sürekli maaş ödenmiş. Sigortaları yatmış. Ya biz bunu gelince burayı biz neye satacağız? Ne demek yani? İş bilmeyen bir adam mıydık? Satmayız, sattırmayız. Bizi satacak dediler. Ne oldu? Satacak dediler. Fabrika ikiye katlandı. Üçüncü fabrika kimyasalları koyduk. Dördüncüsü üzerine şu anda 35 milyon lira olan bir elektrik enerji santralini kurduk. Yeni araziler aldık. Bayiliklerle satışımızı 3'e 4'e katladık. Kaliteli ürünler üretmeye başladık. Yeni kalıplar ürettik. Yeni kalıplar. Sektörün kabul ettiği, istediği yeni kalıplar ürettik. Bir tane şartel basılmayan Istem'den ürün yetiştiremediklerine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, biz 3500 sokaktaki kaldırımları yeniliyoruz. Nereden nereye? Neler dendi, neler oldu? İnsanın ne konuşacağından çok ne konuşmayacağını bilmesi lazım dedi. İstem hiç çalışmayan, 24 ay hiç çalışmadan duran bir tane şartel basmayan İstem'de şu anda ürün yetiştiremiyor. Tüm belediyeler bizden bu taşı istiyorlar. Ama biz veremiyoruz, satamıyoruz. Satın bize diyorlar. Ama satamıyoruz. Niye? Çünkü biz o kadar çok çalışıyoruz ki. 3500 tane sokağımızdaki kaldırımları yeniliyoruz biz. 3500 tane sokağın bir tane kaldırımın sağda, bir tane de kaldırımın solda olduğunu düşünün. Tam 7000 tane kaldırımımız var belli mesafelerde. Biz bunların tamamına giriyoruz. Nereden nereye? Neler dendi? Neler oldu? İnsan ne konuşacağından çok ne konuşmayacağını bilmesi lazım. Herkes her şeyi konuşabilir. Ama ne konuşmayacağını bilirse daha güzel olur. Daha kaliteli olur. Toplumda daha çok yeri olur. Her şeyi herkes konuşabilir. Ama konuya vakıf olmayan insanların bunu konuşması doğru değil. Ispaş'ın Iskim markası altında ürettiği yapı kimyasallarına da değinen Başkan Başdeğirmen, Iskim ürünlerinin de kısa bir süre içerisinde Türkiye piyasasına gireceğini ifade etti. Birçok yapı marketler var biliyorsunuz Türkiye'de büyük büyük, büyük markalar, isimlerini söylemeyeyim. Evet. O yapı marketler ilgileniyor şu anda bizim ürünlerimizle. Onlar denemek için aldılar, deneme yapıyorlar. Denemeleri sonuçları da hep olumlu geliyor. İnşallah Türkiye'de ön sırada olan diğer markalar gibi bazı markalar var biliyorsunuz yıllardır talep gören iyi markalar.
Onlar gibi bizim İSKİM de Türkiye piyasasına girecek Allah'ın izniyle.